Merhaba, başka bir kitap inceleme videosuyla daha geldim. Bu kitabı da şimdi göstereceğim, dışını inceleyeceğimiz. Daha okumadım, daha dün geldi çünkü. Tasarımını falan çok beğenmiştim. İnternette var bir süredir araştırdığım bir kitaptı. Hatta işte normal dükkana girip falan da bakmıştım, incelemiştim kitabı. Her yorumu genelde Instagram'da gördüm. Çoğu yorum çok güzel olduğuna dairdi. Hatta böyle benim için çok farklı bir yere sahip, işte 2020'de şu an okuduğum en iyi kitaptı falan tarzında çok fazla yorum gördüm. Herkes çok sevmişti. Bu yüzden ben de almaya karar verdim. Bayağı ucuz, 19.90'a almıştım. Bence ciltli bir kitap için iyi fiyat. Dört Ölü Kraliçe. Böyle pembe baskın bir tonun olması bana biraz farklı gelmişti. Ama bence farklı bir şey oluşur. Yani çok belirgin bir şekilde onu çıkartıyor. Şekilde yanı böyle, arkası da böyle. Daha diğer bir tane alışverişimle birlikte gelmişti. İlk cildi de bu şekilde. Yabancı yayınlarının tasarımlarını çok seviyorum. Özellikle de iç ciltlerin tasarımı. Bunun iç cildinin tasarımını internette gördüğümde bayılmıştım. Bence aşırı havalı ve güzel yani. Şöyle sadece şey var. Net gözüküyor mu? Siyah bir kitap olduğu için göstermesi çok zor. Yabancının logosu var. Bir de üzerinde bir hançer var. Sadece siyah bir hançer. Yanında da böyle siyah Dört Ölü Kraliçe yazıyor. Bence aşırı güzel. Bunun iç cildine bayılmıştım. Hatta en sevdiğim iç cildlerinden biri olabilir. Böyle çok videoda belki çok belirsiz gözüküyordur ama bence hançer aşırı hoş. Ben bundan daha çok beğendiğimi düşünüyorum. Ve tasarım bence çok güzel. Zaten o iç cildini görünce bayılmıştım ama herkesin yorumları da tabii etkili. Sadece cilde bakıp almıyorum ama kitapların tasarımlarını da yani biraz etkili olmuyor da diyemem. Sonra bölüm başlıklarını bu şekilde yapmışlar. Bence güzel. Hoş. Ben böyle süslü bölüm başlıklarını falan da çok seviyorum. Bunun haritası siyah beyaz. Böyle farklı kısımları da var. Onları da göstereyim. Haritası böyle. Genelde kitapların haritaları haritalı olursa böyle oluyor genelde. Ama bence yani ben bu harita olayını çok seviyorum. Kitapta hani tamamen beni içine sokma olayını yaşatamasa da haritalar gerçekten çok etkili. Sanırım bunlar temasını oluşturan kraliçeler. Böyle şeylerle alakalı bilgi vermişler. Kraliçelerle galiba. Bunun kağıt rengi de biraz daha koyu. Kraliçe yasası diye bir kısmı var. Sonra birinci kısmı da böyle süslü yapmışlar. Bu kitabın böyle farklı bir tasarım. Yani eski zaman tasarımı yapılmış ama mesela bu pembe vurgulu şeyler falan onu biraz değiştirmiş. Hoş gösterdiğini düşünüyorum. O birinci bölüm gibi kısımlar var içinde ayrı ve başlıklar var. Bence bu kitabın da tasarımı çok güzel. En kısa sürede okumayı düşünüyorum. Hatta bir arkadaşımla okumayı düşünüyorum. İnternetten. Çok sevilen bir kitap zaten. Ben de nasıl düşüneceğimi merak ediyorum. Çok fazla konusunu incelemedim. Spoiler yemek istemedim. Normalde çok yerim gerçi ama bu da böyleydi. Bunun tasarımı da çok sevdiğim bir tasarım. O yüzden incelemek istedim sizinle. Bu üçüncü video veya ikinci olacak. Bence bu işte ciltli kitapların bazılarının tasarımlarını çok seviyorum. Tasarım bence önemli gibi kalıyor ama tabii ki de konusu daha çok önemli. En sevdiğim kitapları tasarımdan dolayı sevdim ama bence yabancı yayınları, Efesus ve birkaç yayın evi daha çok güzel tasarım yapıyor. Ama bu aralar özellikle yabancının tasarımlarını çok seviyorum. Farklı iç ciltlerin tasarımlarını çok hoş buluyorum. Bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler.